Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlerden küçük bir ricam var. Videonun altında yer alan abone ol butonuna basabilir misiniz acaba? Böylelikle kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden aramıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yürürlüğe giren E-Devlet üzerinden abonelik fesi yani iptal işlemleri nasıl yapılır onları anlatacağım. E-Devlet'ten artık internet, sabit hat, mobil hat ve TV aboneliği gibi aboneliklerimizi E-Devlet üzerinden iptal edebiliriz artık. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bu işlemler nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim. Şimdi öncelikle türkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-başvurusu yani abonelik fesih başvurusu bölümüne gireceğiz E-Devlet'ten. Kimliğimi şimdi doğrula diyor. Peki nasıl girebiliyoruz? Bu işlem resmi olacağı için yani evrak ve imza gerektiren bir işlem olacağı için normal PTT'den aldığınız şifrenizle bu işlemi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla şu şekilde yapabiliyorsunuz. Mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı, banka. Birçoğumuzun bankada hesabı vardır ve birçoğumuz günümüzde artık herkes internet bankacılığını kullanıyor. Biz internet bankacılığı giriş yöntemini kullanacağız. Bakalım nasıl oluyor. Kimliğimi şimdi doğrula diyorum. En sağda internet bankacılığını seçiyorum. Burada bankalar yer alıyor. Hangi bankada hesabınız varsa internet bankacılığı şifreniz hangisinde kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Ben mesela Ziraat Bankası'nı seçeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi direkt olarak Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı giriş sayfasına girdi. Ben bilgileri giriyorum. Evet, internet bankacılığına giriş yaptık. Burada bir güvenlik kodu doğrulaması istiyor. Onu da yapıyoruz. Ve sayfamız açıldı. Burada yoğunluktan dolayı bazı hizmetler açılmayabilir. Bu yüzden arada bir deneyeceksiniz, sayfayı yenileyeceksiniz. Bakalım hangi firmalar var. Bir de şöyle bir uyarı var. Bu hizmeti kullanarak abone sayısı 200 bin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerine ait varsa son 6 aya ait abonelik fesih başvurularınızı görüntüleyebilir ve fesih başvurusu yani abonelik iptali yapabilirsiniz. Abonelik iptal başvurunuzu eksiksiz iletmeniz halinde 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme durdurulur ve hizmet kısıtlanabilir veya durdurulabilir. Ayrıca iptal işleminiz de 7 gün içerisinde gerçekleştirilir. Şimdi hatırlayacağınız üzere aboneliğinizi iptal ederken örneğin internet aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde fax göndermeniz gerekiyordu. Faxınız bir türlü ulaşamıyordu. Fax atacak yer arıyordunuz sürekli. No fax machine. I don't have it. No fax machine. Who told you that I'm asking fax machine? Time machine. I don't get it. So who are you? Ya? Why the fuck are we speaking English? Kırtasiyelerde bir de kırtasiyeler bazen uzak da olabiliyor. Onunla uğraşıyordunuz. Gidip faksınızı atıyorsunuz. Bir de arayıp soruyorsunuz faksım ulaşmış mı diye. Yok ulaşmamış diyorlar. Tekrar ondan sonra uğraşıyordunuz. Bu hepimizi çileden çıkartıyordu. Yani buna bir çözüm bulunamıyordu. Yani bu seneye kadar bile şu düne kadar bile hala insanlar faks atarak uğraşıyordu bununla. Ama artık devletimiz buna el koydu ve artık E-Devlet üzerinden bu işlemi kolayca yapabiliriz. Şimdi normalde faks atarken faks ulaştıktan sonra 24 saat içinde faturalandırma durduruluyordu ve bir hafta içinde abonelik tamamen iptal oluyordu. Burada da aynı işlem var, aynı yöntem var. Tabii ki burada faks atmıyorsunuz. Burada siz kendiniz yapıyorsunuz. Hangi firmalar var mesela? Digiturk var, D-Smart, Millennium, Süper Online, Türk Telekom Mobil, Türk Telekom İnternet, Turkcell, Türknet, Türk Telekom, Turksat Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme AŞ, Vodafone, Vodafone Net. Bunlar var. Bende hangisi var? Bende TRT Net var. Abonelik sorgula diyoruz. Evet, burada aboneliğime ait bilgiler yer alıyor. İnternet erişim hizmeti aboneliğiniz iptali halinde internet üzerinde kalmakta olduğunuz sabit telefon veya kablolu yayın hizmetlerinin de iptal edilmesi gerekecektir. Burada Türk Telekom'da iki tane aboneliğim bulunuyor. Biri TV bu hizmeti, biri de internet hizmeti. İkisini hangisini iptal etmek istiyorsan başvurumu yapacağım.
Ben sadece burada size göstereceğim çünkü benim aboneliğimi iptal ettirmem söz konusu değil. Taahhütlü abonelikler için cayma bedeli çıkabilir. Çıkabilecek cayma bedelinin miktarını öğrenmek için işletmeciniz ile görüşünüz. Evet arkadaşlar, buraya çok dikkat ederim. Evet siz madem böyle bir özellik var, ben hemen iptal edeyim diyebilirsiniz belki ama öncelikle işletmecinizi, mesela Türk Telekom internetinizi iptal edeceksiniz veya D-Smart internetinizi, öncelikle arayın. Taahhütünüz ne kadar kalmış? Cayarsanız ne kadar bir ceza yansıyacak? Veya aylık ödüyorsunuz, aylık sabit ücret ödüyorsunuz. Mesela bu ay kapatırsan gelecek ay faturama ne kadar yansır? Yani kısmi bedel olarak belirttikleri, yani kullandığınız kadar ne kadar fatura çıkacak, onun bilgisini alın mutlaka. Özellikle taahhütlüyseniz bunu sormadan yapmayın. Bu işlemi yapmayın kesinlikle. Yoksa karşınızda büyük meblağlar çıkabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Sonuçta buradaki işlemi e-devlet işlemi kabul ediliyor ve işlem onaylanıyor. Hemen işleme alınıyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Sizin de başınız yanmasın. Tamam, aboneliğimi kolay bir şekilde iptal edebilirim duygusuna kapılıp faturalarla uğraşmayın sizde. Dediğim gibi öncelikle işletmecinizi arayın. Ne kadar cayma bedeli yansıyacağını sorun. Ne kadar taahhüt olduğunu sorun. Veya taahhütsüzse gelecek ay bana ne kadar fatura çıkar, bunun bilgisini sorun mutlaka. Şimdi FESİP başvurusunu yapıyoruz. Burada bize aboneliğimize ait bilgiler var. Kimlik belgesi türünü seçiniz. Kimlik kartı ile giriş yapacağım tabii ki. Burada seri numarasını istiyor. Seri numarasını gireceğim. Fesih sürecinde işletmecinin ihtiyaç duyması halinde tarafınızla irtibata geçebilmesi için aşağıdaki iletişim bir alanlarını doldurabilirsiniz. Telefon numaramı da yazıyorum. E-posta adresimi yazıyorum. Devam et diyorum. FESİP başvurunuzu adres değişikliği sebebiyle mi yapıyorsunuz? Hayır diyoruz. FESİP başvuru gerekçesi: arıza altyapı sorunları, çocuk, fiyat yüksek, ihtiyaç yok, kanal personel şikayeti, rakip daha iyi sunuyor yani. TV içeriğinden memnunsuzluk. Hız kalitesine devam ediyoruz. Yani size hangisi uygunsa onu siz yapın tabii ki. Şimdi burada diyor ki abonelik FESİP başvurunuzun geçerli olabilmesi için imzalı FESİP başvuru belgesi fotoğrafını veya tarayıcıdan geçirilmiş bir şekilde sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Örnek FESİP başvuru belgesini inceleyiniz. Bakalım bu başvuru belgesi örnek olarak ne şekildedir? Bir bakalım. Evet, FESİP başvuru örneği bu şekildedir. Yine bu şekilde dolduruyorsunuz. Bunu doldurduktan sonra imzanızı atıyorsunuz. Ondan sonra işleminiz bittikten sonra bilgisayara aktarıyorsunuz. PDF bir şekilde. Burada dosya ekle diyorsunuz. Dosya ekleden yükledikten sonra aşağıda başvuru var. Başvuru butonuyla beraber işleminiz artık işlem sonucu sayfasına açacak. Ben bu işlemi yapmayacağım tabii ki. Artık işleminiz devreye girecek ve 24 saat içerisinde faturalandırmanız duracak. Faturalandırma durduktan sonra artık bir hafta içinde üyeliğiniz iptal edilecek. Diyelim bu işlemi yaptınız, hala online işlemlere girdiğinizde faturalandırma devam ediyor diye görünüyor. Siz bu işlemi yaptıktan sonra işletmecinizi, müşteri hizmetlerini arayın ve onları bundan haberdar edebilirsiniz. Deyin ki ben E-Devlet'ten FESİH başvurumu yaptım, bilginiz olsun diye. Böylelikle işleminiz daha da hızlı olur. Evet arkadaşlar, bugün sizlere E-Devlet üzerinden abonelik işlemlerini, yani aboneliklerinizi nasıl iptal edebileceğinizi, yani nasıl fesih edebileceğinizi anlattım. Bu işlemleri yaparak siz de aboneliklerinizi fax atmaya gerek duymadan iptal edebilirsiniz aboneliklerinizi. Ama dediğim gibi lütfen taahhütlü ise buna dikkat edelim ve de kısmi bedel bilgisini mutlaka alın. Şimdi iptal ettiniz. Gelecek ay karşınıza yüksek meblağlar çıkmasın. Bu sizin iyiliğiniz için önemli bence.
Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim butonuna basmayı unutmayınız ki videolardan haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi normal PTT'den aldığınız e-devlet şifresiyle bu işlemi yapamıyorsunuz. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız onunla işlem yapabilirsiniz. Bayağı elektronik imza alırsınız. Elektronik imza almak için de bununla ilgili daha ayrıntılı bir video çekeceğim ama operatörlere, mesela Turkcell bayisine girip elektronik imza için başvuru yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya, hijyene önem gösterelim. Hoşça kalın.